Kurabağa Aquatics YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz büyük bir akvaryum köşesi projesi gerçekleştirmiştim. Ve salonumun bir kısmını bölerek 8-10 akvaryumluk bir akvaryum köşesi tasarlamıştım. Tek başıma benim için oldukça zor bir süreçti. Ve bu video akvaryum köşesine veda videosu. Taşınıyorum. Gördüğünüz üzere akvaryum köşemdeki birçok şeyi toplarlamaya başladım. Çok zor bir süreç olacak taşınma süreci benim için. Çünkü gittiğim yerlere önce boş tanklar götüreceğim. Canlıları muhafaza etmem lazım. Tasarımlar değişecek, tanklar değişecek. Tankların hepsi dolu. Sağ salim bu tankları nasıl götüreceğim hiç bilmiyorum. Şu an sadece ekipmanlarımı falan toparlıyorum. Bakalım akvaryumları nasıl taşıyacağım. Oldukça zorlu bir süreç beni bekliyor. Zaten bir ton tank var. Kuracağım iki tane proje var. Burada gördüğünüz ekipmanlar JBL Türkiye ve Kreaka'nın sponsorluğunda kuracağım. High Tech Dutch Style bitkili akvaryum. Sol tarafta da Atakan Pet Shop'un sponsorluğunda kuracağım bir Blackwater tank gelecek. Bu tankların falan hepsi gidecek. Vallahi yapılacak çok iş vardı arkadaşlar. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim bilmiyorum. Yavaş yavaş ekipmanları falan topladım. Taşınmama bir hafta var. Bu bir haftalık süreçte. Muhtemelen önce boş tankları götürürüm. Sonra canlıları aktarırım vesaire. Bir şeyler yapacağız bakalım. Akvaryum köşesinde arkadaşlar bozmadan önce, yani taşınmadan önce sizlere son bir video çekmek istedim. Son videonun vesilesiyle de Sayıka akvaryumumuzda Sayıka anne ve babamızın yavrularını da sizlere paylaşayım. Uykudan yeni uyandıklarında bir sayım yaptım. Yaklaşık 150-160 tane yavru var. Hepsi serbest yüzüşe geçti ve çok hızlı bir şekilde büyüyorlar. İzlemesi, beslenmelerini gözlemlemesi vesaire çok keyifli. Gerçekten anne ve baba ve ailenin tek bir tankta bir arada yüzmeleri, bunların ailecek davranışlarını izlemesi çok keyifli. Tek gıcık olduğum şey kesinlikle akvaryumu rahat bırakmıyorlar. Akvaryumun zeminini daha yeni düzelttim ve hemen kazmaya başlamışlar. Her yeri kazıyorlar. Her yer çukur, tümsek oluyor. Yani şu an düzgün olduğuna bakmayın. Ben yeni toparladım birazcık tankı. Bir de bitkili akvaryumlarda yaşıyorlar. Doğru. Fakat bitkilerin hepsine kendileri şekil vermek istiyorlar. Arkadaki bitkilerin uçlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsini ısırıyorlar. Tek tek parçalıyorlar bitkileri. Bitkinin kopan kısımları tankın her yerine dağılıyor ve çürümeye başlıyor arkadaşlar. Hem tankın estetiği için hem de su değerleri için oldukça kötü oluyor. O yüzden anne ve babanın bu denli yaşam alanlarına müdahale etmesi ve şekillendirmelerine birazcık gıcık olmuyor değilim. Ama tabii ki şu sahneyi izlemek her şeyin ötesine geçiyor. Oldukça keyifli. Gideceğim ev 4+1 ev. Muhtemelen odanın birini akvaryum odasına çevireceğim. Bu tankı bu şekilde götüreceğim. Görmüş olduğunuz setteki bu 1 metrelik akvaryumunda konseptini koruyarak arkamdaki bu 1.20'lik kendine ait mobilyası olan tanka geçireceğiz. Atakan Pet Shop'un sponsorluğunda güzel bir kurulum yapmayı planlıyorum buna. Buradaki Santa Maria Entler tankı birazcık bakıma ihtiyacı var arkadaşlar. Dediğim gibi taşınma sürecinden dolayı çok elim değmedi. Bunu da bu şekilde götüreceğim. Tasarımını değiştireceğiz sadece. Santa Maria Entlerlerimiz de ürediler. Canavar gibi burada yem vermemi bekliyorlar. Peki bu set ne olacak? Şurada çanlalar var. Işıkları sönük şu anda. Çanlaları muhtemelen elden çıkartacağım arkadaşlar. Bir çift yakalayamadım ne yazık ki. Bu set boşalmış olacak ve bu sette de muhtemelen pleko üretimi falan deneyeceğim yine. Değişik türlerin, özel türlerin üretimlerini falan deneyeceğim. Birazcık zor türleri üretmeye çalışacağım. Bakalım, böyle bir meşgale arıyorum kendime. Burada da istal yapacağımız akvaryumun altına bir sehpa hazırlamıştık arkadaşlar. Ahşap ve bims tuğlalardan. Yeni taşın yeri daha güzel bir mobilya yaptırdım. Bunu falan da söküp atacağız. İşte bitkilerimizi falan götüreceğiz arkadaşlar. Arkada görmüş olduğunuz ahşap rafları falan götüreceğim. Bayağı bir iş var. Yapacağım edeceğim diyorum da nasıl yapacağım vallahi ben de bilmiyorum. Yavaş yavaş taşıyacağım artık. Evet arkadaşlar, akvaryum köşesinin son videosu. Umarım bir aksilik olmaz ve bundan sonraki videolar akvaryum odası ismiyle gelir. Köşeyi paramparça etmeden sizlerle son bir video daha paylaşmak istedim. Şimdi bu akvaryumda da sayıka cikletler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu köşenin kumu azalmış. Yere dikmiş olduğum sağ sökülmüş ve havaya kalkmış. Yani gerçekten çok sevdiğim canlılar fakat kendi alanlarına bu kadar şekil verme arzuları beni çok zorluyor. Yani yaptığınız tasarımın çok bir kıymeti kalmıyor arkadaşlar. Bitkileri dişlemeye başlıyorlar. Zemini değiştirmeye başlıyorlar. Tank tam bir kaos haline geliyor. Bu tankı böyle götüreceğim dedim ama arkadaşlar bunun filtrasyonu pipo filtre. Pipo filtre yetersiz geliyor bu tank için. 70-40-40 ölçüsünde bir tank.
O yüzden taşındığım zaman buna bir dış filtre ayarlayacağım. Dış filtreye geçeceğim. Muhtemelen bu tankı dış filtre yapıp üretim setini tekrar pipo filtrelerle aktif hale getirerek kullanmaya devam edeceğim. Her neyse, lafı uzatmayayım arkadaşlar. Toplanmaya devam edeyim ben. Akvaryum köşesinin son hali böyle. Son videoda sizlerle paylaşacağım şeyler bunlar. Bir sonraki projede bir tık daha büyüyerek akvaryum odası konseptiyle sizlere merhaba demeyi ümit ediyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.